Bulut bu ayeti kelimenin hükmünce münafık ve kafirlere asla gölge olmuyordu. Hani Peygamber Efendimiz hareket ederken onun üzerinde bir bulut var. Onunla beraber sürekli hareket ediyor, ona gölge yapıyor. Eğer Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın yanına bir münafık ya da kafir gelirse tam onun olduğu noktada bir açıklık peyda ediyor. O adamın üzerine güneş ittiba ediyor ve o adamı yakıyordu. Ancak bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk boğulduğu anda buluta şöyle bir bakış attı. Dedi ki onu kapat. Onu kapat. Çünkü ben yanımdakileri ifşa eden değilim. Buluta bir daha böyle bir şey yapmamasını kesinlikle emretti ve bir daha bulut bunu yapamadı. Ama ilk yapacağı hareket şuydu. Resul-i Kibriya'nın yanına bir kafir gelmiş yahut münafık gelmiş. O gökteki güneşi gölgeliyor. Orada bir açıklık yapıyor da adamın tam tepesine güneş inince ne olacak? Sahnede tek başına kalan adam gibi bir anda ortaya çıkacak herif. Soracaklar ya bu adam niye güneşin altında diye. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam buluta şöyle bir bakış attı. Sol kenarının üzerinden bulut kapanıverdi, haya etti. Çünkü Resulullah yanındaki kafirdir, münafıktır. Bunu ifşa etme yolunda bir hayat gütmemişti. Ancak bazı zamanlarda da buna izin vermişti. Bazı anlar geldi, birkaç yerde, İslam tarihinde var bu. Gadir-i Hum'da izin verdi mesela. Gadir-i Hum'un bir anı geldi. Baktı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam önündeki perdede ileride yaşanacak olaylar var. O an için bir an buluta izin verdi. Bir an için güneş böyle birkaç tane adamın üzerine vuruverdi. Anlayan anladığını anladı. Herkes alacağını aldığını buluta dedi tekrar kapan bir bakışla kapanıverdi. Ondan hariç ömrü billah bu sır kapalı kaldı. Üçüncü beyan odur ki bir serinlik arar isen zikir meclisine git. Eğer göğsünde bir darlık arıyorsan, bu bir darlık varsa ve bu darlıktan bir an önce kurtulmayı arzu ediyorsan, zikir meclisleri cennet bahçesidir. Cennet bahçeleri serinliğiyle meşhurdur. O serinliğiyle meşhur olan yerler zikir meclisidir. Ha diyeceksiniz ki ya abi geliyoruz, terliyoruz, yanıp tutuşuyoruz, öyle olmuyor. Ama bir gün sonra, bir gün öncesinden farklı olduğunuzu göğsünüzdeki serinlikten hissedeceksiniz. İleride psikiyatristler bu uygulamayı yapmaya mecbur kalacaklar. Bakacaklar ki de olmayan depresyon hastalığına tutulanların göğüs altındaki ateşleri normal insandan fazla olduğunu da göreceklerdir. Dördüncü beyan odur ki hakkı arayan nefsini sıcak, ruhunu serin, aklını ilkbahar, bedenini sonbahar tutsun beyanatı sunulur. Eğer hakkı arıyorsak nefsimizi ateş üzerinde, ruhumuzu serinlik ve selamet üzerinde zikir meclisinde, aklımızı ilkbahar üzerinde yani her an yeni bir şeyler yapmaya hazır ve nazır olarak geçmişi düşünen değil. İlkbahar geldiğinde ben küstüm, oynamıyorum, bu sefer çiçek açmayacağım diyen ağaç bulamazsınız. Ama insanoğlu ne garip, her yeni gün insanlar bana bunu yaptı, hayat bana bu şartı getirdi. Vazgeçtim, sıkıldım. Hele ki şimdiki gençlikte hakeza, en üst seviyede. Yok, ben bıraktım, saldım artık. Ne olacağı varsa o olsun. Beyefendi, Allah'ın verdiği dallarda bahar açmaya engel olan sensin. Çünkü senin zihnindeki beyanatlar dua oluyor, meyvelere kendi elinde kendin engel olmaktasın. Senin yılgınlığın, kendi nefsini serin, ruhunu sıcak tutmaktan kaynaklanıyor. Umutsuzluğun da, ümitsizliğin de, sıkkınlığının da tamamı nefsanidir. Eğer iman hakikati olsa aklın bahar olur. Aklın bahar değilse nefsinde problem vardır. Aklında karmaşa varsa nefsinde problem vardır. Dingin olur o Müslümanın aklı ki en fakir olduğunda dahi yüzü gülümsemektedir. Bedenin son bahar olsun. Ne demek bedenin son bahar olsun? Bil ki bedenin her an çürümektedir. Her an. Beden durmuyor, ölüm beklemiyor. Her saniye şurada konuşurken dahi vücudumuzun bir kısmında yaşlılık devam etmekte. Dolayısıyla Müslüman dört mevsim yaşayan bir canlıdır. Dikkat ederseniz dört mevsimdir Müslüman. Müslümanın dört mevsimi bedeninde hasıl olmazsa ahengi kaçırır. Biz dört mevsim yaşayamaz hale geldik.
Aklımız da kış, ruhumuz da kış, nefsimiz de kış. Her tarafımız kışa dönmüş, oradan bir güzellik bekliyoruz. Hayır. Ruhumuz serin, nefsimiz sıcak, aklımız ilkbahar, bedenimiz sonbahardır bizim. Böyle olursan dünya olursun, böyle olursan alemlerden bir alem olduğunun farkına varırsın. Bilim dünyasında vücudun iklimi adına bir kitap yazılacaktır Allah nasip ederse. Bazal, mikro, makro ve faal hayat düzeni beyan edilecektir. Bunun havası şudur bu ayet-i kerimenin. İçki içenin yüzüne 7 defa okunup üflese hakikat inşallah bu ayet-i kerimenin okumasıyla beraber o kişinin dili yanmaya başlar. O içtiği şeyden dili ya o anda ya bir müddet sonra ateş olup yanmaya başlar. 25. ayet-i kerime Hazreti Allah